Karasu Efendi bana bir teklifiniz olduğunu iletti. Sultanımıza düşmanlığınız bu kadar aşikarken sadaret makamının yolunu bana açabilecek misiniz Bay Parvus? Bunu yapacak gücümüzün olmadığını düşünseydin buraya gelmezdin. Bize sadık olacağınızdan emin olmalıyım. Karasu Efendi de iyi bilir. Bana yapılan yardımları asla karşılıksız bırakmam. Ama benim sadrazam olmam için hiçbir emare yok. Mahmut Paşa hakkında tahkikat başlatılmış. Ona tevdi edilmesi yakındır. Biz de fikrimizi Mahmut Paşa lehine beyan ettik. O halde Mahmut Paşa'nın makama gelmesi imkansız. Sizin aşikar desteklediğiniz biri asla hiçbir makama gelemez. Bu Mahmut Paşa'yı dışarıda bırakır. Ancak benim sadrazam olmam için yeterli değil. Hakkınız var. Tek meziyetiniz Karaso ile olan dostluğunuz. Bu da mühim bir meziyet tabii. Nedir bu? Sana sadrazamlık için meziyet katacak evraklar. Bulgar topraklarında ekilen afyonun cetvelleri, toplanan hasatla ekilen hasat arasında epey fark var. Neden verdiniz bunları bana? Bulgar köylüler kaçırdıkları afyonu morfin ve heroin tüccarlarına satıyorlar. Karşılığında da silah alıyorlar. Elindeki kağıtlarda vesikaları. Bu bana sadaret mührünü getirebilir. Biz üzerimize düşeni yaptık. Sıra sizde. Müsaadenizle. Benden beklediğinizin çok daha fazlasını göreceksiniz. Bu vesikalar ortalığı epey karıştıracak. Vesikaların hepsi sahte. Neden sahte vesika verdiniz? Bulgar köylüleri afyon ekiyor. Bunu ilaç şirketlerine satıyorlar. Bu zaten kanuni. Ama Abdülhamit, İzzet'in verdiği jurnalle afyon ekimini yasaklayacaktır. Hem İzzet sadrazam olacak hem de Bulgarlar ayaklanacak.